Efe Aybi köşesine geliyoruz. Var mı soru sormak isteyen? Evet. Ben şey sormak istiyorum. Neden inanmıyorsun? Arzu, bu gelen mesajlara bakacak olursanız, bilmiyorum arkadaşlar, hiç böyle mesaj atıp da cevap almayan benden oldu mu? Herkes kaldır hemen. Sen mi Uğur? Mesaj atıp da cevap almayan oldu mu? Aa, hiç kimse olmadı mı ya? Ben 2-3 gün önce yaptım. Daha önce. Feste mi abi? Yani. Herhangi bir yerden. Feste dönmemiştim abi. Ya çok acayip mesajlar geliyor ya. Yani şeye çok üzülüyorum. 80 kere söylemişim. Hala daha sen ateist misin diyor ya. Bir de bir kere yolda bir arkadaş gördü. Bir de böyle arkadaş da aynen bizim gibi yani. Biraz genç bir arkadaş. O diyor. Efe abi diyor, bir şey merak ettim, sorabilirim tabii. Senin dini görüşünü merak ettim diyor. Yeterince açık değil mi dedim. Yani bana pek açık gelmedi dedi. Adam anlayamamış benim Hristiyan demokrat olduğumu. Ortodoks kilisesi baş psikopozunun arkadaşı. Yancısı. Budist olduğumu anlayamamış adam benim. Ya, o kadar söyleyip duruyoruz yani. Budist ama hangi Budist değil mi? Doğru Budist var, yanlış Budist var. Budistler de birbirine giriyormuş böyle. Abi çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Çok garip. Budistlerle Konfüçyanistler birbirlerine girmiş ya. Ne alaka? Düşünsene. Gerçek bu. Gerçek zaman. Demek ki sadece bizde olmuyor şu an yani. Abi çok saçma değil mi ya? Budistlerle ne yapıyorlar? Zen felsefesi ne oldu? Birbirinin saçının başına da yolamaz. Saç da yok. Ne oldu? Böyle düşünsene abi. Üstündeki şey zaten bir tane böyle bir parça var. Onu açılıyor böyle. Biz daha barışacağız. Aynen. Biz daha barışçılız lan falan diye böyle. Hayır lan, en barışçıl biziz falan. Küt. Çok ilginç ya. Gördüğüm zaman çok garip gelmişti bana. Barış nereye kadar? Barış. İnsan onu da düşünüyor. Şimdi tamam abi, Budistler çok harika insanlar. Güzel tabii, sağa sola zararları yok da. Çok garip ya onlar. Onların yaşadıkları böyle şeyler. Bakıyorsunuz böyle tapınaklara falan. Nereye sıçacaklar diyorsun yani. Peki 6 günün remaster'ı gelir mi? Yok. Ya aslında var ya, remaster yapmak istediğim çok fazla film var. O çocuğunu hatırlıyorsundur belki. Hatırlayan var mı arkadaşlar? Son of B. O efendim? Son of B. Aynen. Onun mesela bir remaster'ını yapmak istiyordum ama o kadar çok konu var ki şey yapamıyorum. Yani sürekli yeni konuları çekmek istiyorum. Aynı şeyin tekrardan çekimi bana böyle vakit kaybı gibi geliyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama. Hani şey kafasındayım çünkü ben. Mümkün olduğu kadar farklı şeyleri çekeyim kısa film olarak. Onu çekeyim, ötekini çekeyim. Kendimi geliştireyim. Hani farklı yerlere el atayım. Bilmiyorum farkında mısınız? Çok farklı yerlere el attım yani, işte podcast. Oldu yani. Ben de bu kaç bölüm oldu ya? 200'ü geçmiştir. Ben kesinlikle düşünmezdim yani bu kadar çok podcast... Ama konu da bulacağım yani. Sıkmayacak. Beni sıkmıyor yani. Ben konuşurken kendi kendimi sıkmıyorum. Sizi nasıl bilmiyorum ama 300 bölüm mü oldu artık? 200 bölüm mü oldu? Kaç bölüm oldu ilk eski podcastlerden beri? Hala daha da konuşuyorum. Sonra mesela bir ara SCP'ye girdik. SCP'de vakit olsa ben aslında daha da böyle 3-4 bölüm vardı. Amiga oyunları var. Daha böyle çekilmiş, montajlanmayı bekleyen 4 bölüm falan var. Çok fazla yere giriyoruz. İşte belgesel türü şeyler var. Kırmızı hap türü şeyler var. Bunun sebebi de işte ne kadar değişik alana girersem o kadar kendimi geliştirmiş olur. Bazen insanlar kızıyor. Hani maymun iştahlı mısın veya her şey elini mi atıyorsun diyorlar. Ama benim amacım her yere girip oradan bir şeyler kapmak yani. SCP'den mesela çok şey kaptım. Yani doğru düzgün mesela böyle dramatik konuşmayı falan. Onları... ne derler? Pratik yapma şansım oluyor. Bu şekilde devam edeceğiz. Soru neydi, unuttum bu arada. Soru neydi abi? Ya soru bunları bir araya getirmek gibi bir düşünce. Ha, Spotify'da demiştim. Ya Spotify olabilir. Konmek'in kendi mobil aplikasyonu da olabilir. Aylık ücret kesen gibi. Hani çünkü yazılımcı arkadaşlar da var dinleyen. Ya olabilir. Gene ilk söylediğime geliyor. Ben sürekli şey diyeyim ya. Kafamda sürekli şey var. Bir sonraki proje, bir sonraki proje, bir sonraki proje. Biraz manyaklık oluyor farkındayım ama. Yani zaten bu işe başlamamın sebebi o.
bu işi bitirmek istemememin sebebi de o. Amerika'da maaşlı bir iş alabiliyorken, kenara $1000 atabiliyorken, yani bütün harcamalarımdan sonra bile ve bu benim daha giriş maaşım iken yani, buraya gelmemin sebebi de o. Çünkü mesela ilk başta çikolataları bilen var mı? Sadece çikolata alıyorum. Bilen var mı? Bir. İşte gerçek Efe Aydalcı. İşte gerçek. Gözlüğünü işte gerçek Efe Aydalcı. Evet. Üç kişi biliyor. Çikolatalar arkadaşlar hikaye kitabım benim. Onu da o şekilde başladım mesela. Ve bu işlere de ilk orada ondan önce işte şey yapıyorduk. Mizah dergisinde karikatürlere falan böyle espricilik yapıyorduk. Ondan sonra şu an hala vardır büyük ihtimalle mizah dergilerinde komik yazı yazan arkadaşlar olur. İşte onlardan biri bendim mesela. İnternet dergisine yazıyorduk o zamanlar. Normal dergilere de geçtik ama böyle birkaç bölüm sadece yaptık. Bir Atom'da, Atom hala yaşıyor mu bu arada? Mefta mı? Atom'da bir ara yayınlandı. Bir iki sayfamız oldu. Bir köşemiz oldu yani. Ondan önce bir dergi daha vardı Patates diye. Ama en sevdiğim ve gurur duyduğum dergi bedava yayınlanan bir Kapikçik dergisiydi. Her neyse. Yani hikayelere başlama sebebim artık kafam patlama noktasına geldi. Dedim ki artık ben bunu yazmak zorundayım. Bazen haksızlık olarak düşünüyorum diğer işte senaryo yazan veya konu yazmaya çalışan. Hani film çekeceğim ama konu yok diyen adamlara biraz haksızlık olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben ya konular yağıyor bana. Yağıyor. Ben şey yapamıyorum yani yoluna sokamıyorum. Ya konular şey bir ara defteri göstermiştim. Bir arkadaş söyledi videoda göstermişim. Her satır bir konu. Her satır bir konu sayfa sayfa. O yüzden şey yapmak istemiyorum yani. Hani ölmeden önce hepsini yapmalıyım bu kafadayım. Sonsuza kadar gidecek mi bilmiyorum. İkiniz de konuştuğunuz olsun. Sen söyle evet. Sen daha az konuştun galiba evet. Robot projesi ne oldu abi? Uğur'a sor. Ne oldu robot? Sen de bilmiyorsun. Ramazan'a sor. Bir dakika. Ramazan, evet Ramazan burada. Tamam. Ne zaman? Dördüncü dizayna başladık. Ama bu sefer olacak. Olacak. Dördüncü kez mi? Birkaç teknik asak. Dördüncü kez sıfırdan başladık. Ama bu sefer ne yaptığımızı biliyoruz. İlk yaptığımızda kıyafetti. Ama kıyafet bittikten sonra bir baktık çamaşır makinesi. İkinci dizayn o yarım sayılır. Onda böyle küçük bir dizayn yapmaya çalıştım. Aslında onda da bir ayımızı falan harcadık. Gene o kostüm olacaktı. Sonra baktık olmuyor. Dedik ki gerçek yapalım. İlk bir şey yaptık. Sarnıç değil ya. Bayraklı da yaptık değil mi Uğur? Uğur arkadaşımız da oradan tanışıyoruz zaten kendisiyle. Sonra o şimdi de onu parçaladık. Parçalık abi bu arada. Mefta. Onun parçalığını kullanıyoruz çünkü. Daha iyisini yaparız. Aynen. Yani çok hiç bilmediğimiz için çok saçma şeyler yapmışız. Tekerleği saplamaya koymuşuz. Abi hiç söylemiyorsun bana yani. Tekerlek saplamaya konur mu? Dönmez ki yani. Bak bilmiyorduk öğrendik. İşte salağım diye kandırdınız beni. Buradan da bir açıklama yapmaya geri diyorum. Ben de istiyorum çok bitmeyi ama... Hayranlarına söz veriyor musun atölyeye geleceğine dair? O sen de ünlüsün ki. Atölye Kasım, atölye Ekim, atölye Eylül. Tanıyorsunuz değil mi arkadaşı? Vape'çi makine teknikeri miydi? Unuttum. Makine teknikeri. Evet. Abi eserlersen. Zamansızlıktan biraz da oluyor. Bir de şimdi atölyeye ben pek gidemiyorum. Atölye nerede? Sarmış mıydı? Sarmış'ta. Sarmış'ta. Benim evde şeyde bu tarafta bayağı arada uçurum kadar fark oluyor. Normalde yani cumartesileri çalışıyoruz değil mi? Cumartesileri normalde çalışıyorum. Bir ara vermiştik yazın. Çalışmıyorduk ama şey oldu işte. O zaman da beraberdik abi. Şimdi yine çalışmaya başladık. Bu aralar heyecanlıyım aslında robot konusunda. Çünkü tekrardan robota dönüş yaptık. Bu sefer sanki çalışacak gibi bir dizayn var kafamızda biliyor musun? Şeyi hatırlayan var mı arkadaşlar? Robo Brain yapmıştım ben bir ara. İşte gerçek efendim. Onun videosunu hatırlıyor musun? Gidiyor tak düşüyor falan böyle. Ben onu yaptığımda hiçbir şey bilmiyordum ve tek başıma yapmıştım. Ama neredeyse oldu. Şimdi o dizaynı kullanarak onun daha iyisini yapıyoruz artık.
Bir şey söyleyeceğim, gözlerin yaşaracak abi. Tornacıdan aks yaptırdık desem. Yapma ya. Ve gerçekten tornacıya gittin mi abi? Ben gitmedim. Arkadaş gitti. Ramazan. Ramazan ve bir arkadaşlar. İkisi. Akın'ı biliyorsun. Akın'la Ramazan gittiler. O kadar yalan. Tornacıya gittiler. Ve tornacı da direkt o robota oyacak şeyin, pardon, motor oyacak parça var. Aks yaptırdık. Bundan sonra biraz aksı da rulmanın içine sokacak şekilde. Rulmana soktuk. Rulmanda dönecek artık tekerlek. Çok abi. Saplamada dönmek ne demek işte. Olacak yani. Olacak abi. Ama böyle endüstriyel tarafa da biraz kayalım artık. Yani endüstriyel tarafını biraz tabii. Alalım. Çünkü işte iyi ki öğrenmekti. Bazen bir şey oluyor. Sen gel böyle başımızda hacı gibi dur. Aynen. Galatasaray maçlarında öyleydi. Ben o zamanlar takip ediyordum. Hacı olduğu zaman böyle insan bir rahatlıyordu. Yani normalde streslesin ya, yer miyiz falan. Top hacıya geçince böyle bir falan yapıyordum böyle. Güzel günlerdi oradan onlar ya. Evet. İyice havaya girdi yalnız ha, hacı deyince. Tabii ki atölyenin hacısısın abi. Aslansın, kaplansın. Yürü be.